İçinde bulunduğumuz dönem biliyorsunuz 2013 yılının sonlarına yaklaşıyoruz. Aralığın ortalarındayız. Bütün meslek mensupları, iş adamları, vergi mükellefleri 2013'ün bir envanterini yapacaklar. Bu envanterin içinde elbette fiziki sayımlar, değerlemeler gibi vergi uygulamaları var. Bir taraftan da 2013 yılında neler oldu, neler bitti bunları bakma ihtiyacı duyacağız. Ayrıca 2014 yılı başının yaklaşması nedeniyle belki geleceği görmek adına 2014 yılında bizim nelerin beklediğine de bir bakmakta yarar var. Bu nedenle bu ayın konusu 2013'ün bir envanterini çıkarmak ve 2014'te bizi nelerin beklediğini özetlemek olacak. Meslek mensuplarının çok iyi bildiği gibi e, bizim çok değişken bir vergi mevzuatımız var. Her yıl ortalama e, 7-8 tane e, vergi kanunu çıkıyor. Bunun üzerinde 20'nin üzerinde tebliğ, sirküler e, bir miktarda genelge çıkıyor. Bu senede bu ortalamaları tutturduğumuzu söyleyebiliriz. E, 2013 yılında e, 11 tane e, kanunun içerisinde vergiyle ilgili düzenlemeler var. Bunların... E, birisi sadece vergi kanunlarını düzenleyen kanunlar değil. Büyük bir bölümü torba kanunlar. Ancak hepsinin içinde de bir miktar vergi düzenlemesi var. Bu 11 tane kanundan 4 tanesi çifte vergileme anlaşmalarının yürürlüğüyle çifte vergileme anlaşmalarının onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun. Bir tanesi Türk Petrol Kanunu içerisinde çok önemli bir vergi düzenlemesi var. 6 tane torba kanunun içinde de bir ya da birden fazla vergi kanunu maddesi var. Bunun dışında 15 tane bakanlar kurulu kararı 2013 yılında yayımlanmış. Bunun içinde yatırımlarda devlet yardımları gibi vergiyi doğrudan ilgilendiren ama vergi düzenlemesi olmayan konular var. Bunun yanına özel tüketim vergisiyle, katma değer vergisiyle, gelir vergisi stopaj oranlarıyla ilgili konuların düzenlendiği bakanlar kurulu kararları bunlar. Bu sene 23 tane genel tebliğ yayınlanmış. Sayı çok fazla olabilir. Ancak bunların bir kısmı kur değerlemeleri, süre uzatımları. Bunun dışında yeniden değerleme oranı ile ilgili düzenlemelerin olduğu tebliğler, bir kısmı da içerik olarak zengin vergi düzenlemeleri ve açıklamaları yapıyor. Bunun yanında 24 tane sirküler çıkmış. Sirkülerler dağınık bütün vergi kanunlarıyla ilgili çok sayıda sirkülerle karşılaştık bu yıl. Az önce söyledim 11 tane kanun, bunun 4 tanesi çifte vergilemeyi önleme anlaşmalarının uygun bulunduğuna ilişkin kanunlar. Bunun dışındaki 7 kanunun içerisinde önemli vergi düzenlemeleri var. Bunların bir kısmının üzerinden geçecek olursak bu kanunlardan bir tanesinin içinde bir madde varlık barışını düzenliyor. Bildiğiniz gibi bu sene ikinci kere varlık barışı düzenlemesi yapıldı. Başarısız bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihlerde e, yurt dışında 130 milyar dolarlık bir e, Türklere ait servetin olduğu, bunun Türkiye'ye getirilebileceği konuşuluyordu. Bu kanun bu amacı gerçekleştirmek için çıkarıldı. E, ama geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanı'nın yaptığı bir açıklamadan bu amacın çok fazla gerçekleşmediği anlaşılıyor. E, yarısı kadar bile e, bir beyan olmadığı gözüküyor yurt dışındaki varlıkların. Bu rakam aslında çok kötü değil yarısı ama bunun da çok büyük bir kısmının Türkiye'ye gelmediği anlaşılıyor. 70 milyar dolarlık bir beyan söz konusu anladığımız kadarıyla bunun da 10 milyar civarındaki kısmı Türkiye'ye gelmiş gözüküyor. Çok başarılı bir düzenleme değil ancak iyi bir deneme yapılmış. Türkiye Türklerin yurt dışındaki varlıklarının getirilmesi için. Varlık paraşı aslında iki bölümden oluşuyor. Bir tanesi 15 Nisan 2013 tarihi itibariyle yurt dışında bulunan varlıkların Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili. Hep bu bölüm konuşuldu. Bunun üzerine tartışmalar yapıldı. Fakat bunun kadar önemli olan tek bir madde düzenlemesi ama onun bir bölümünde başka bir düzenleme daha vardı. O da Ekim sonuna kadar yurt dışında elde edilen, e, iştirak gelirleri, e, yurtdışı şube kazançları ve yurtdışı e, iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından elde edilen kazançlarla ilgili bir isna düzenlemesi vardı. E, bu düzenleme Ekim 2013 sonu itibariyle tamamlandı. E, o tarihten sonra elde edilen gelirler bu madde kapsamında isna olmayacaklar. E, maddenin isna Geliri tanımlayan bölümü sona erdi ama orada bir de yükümlülük var. Ekim sonuna kadar yurt dışında elde edilen bu tür gelirleri olanların yıl sonuna kadar bu gelirlerini Türkiye'ye transfer etmeleri gerekiyor. Aksi halde bu istinadan yararlanma şansları olmayacak. Maddenin küçük de bir yıl sonuna kadar bize bir olanak sunan bir düzenlemesi daha var. O da yurt dışında iştiraki olanların bu iştiraklerini yıl sonuna kadar tasfiye etmeleri gerekiyor. Ve beyan süresi sonuna kadar bu tasfiyeden kaynaklıdan kazançları Türkiye'ye transfer etmeleri halinde bu isnadan yararlanmaları olanaklı. Bunun için de önümüzde kısa bir süre kalmış durumda. 2013 yılında bir önemli düzenleme özel tüketim vergisi alanında oldu. Taşıt araçlarında asgari tüketim vergisi düzenlemesi yeniden yapıldı. Bu düzenleme yapılmadan önce de aslında asgari ee, özel tüketim vergisi zaten vardı. Ee, Otomobil e, taşıtların özel tüketim vergisi, e, alış bedeli üzerinden hesaplanan e, özel tüketim vergisinden düşük olamıyordu. Bu düzenleme korundu. Bunun yanına iki bariyer daha eklendi. E, yeni yapılan düzenlemeye göre e, taşıtlarda özel tüketim vergisi, e, üreticinin satış bedeli üzerinden hesaplanan özel tüketim vergisinden eğer taşıt araçları ithal ediliyorsa da ithalde e, hesabından katma değer vergisinin e, matrahı üzerinden hesaplanacak. Özel tüketim vergisinden daha düşük olamayacak. E, dolayısıyla asgari e, özel tüketim vergisi tutarlarının e, esas alındığı kriterlere iki tane yenisi eklenmiş oldu. Bu özellikle e, yerli üreticileri biraz rahatsız etmişe benziyor. Haklı olarak e, yerli üretimde özel tüketim vergisi için e, dikkate alınacak asgari Asgari özel tüketim vergisi matrahı ithalata göre biraz daha e, yüksek oluyor. E, bu da e, ithal edilen e, taşıtların yurt dışı üreticisinin karının e, asgari tüketim, e, asgari özel tüketim vergisinin matrahında dikkate alınmamasından kaynaklanıyor. Bunun yanında e, 2013 yılında Türk Petrol Kanunu tamamen yenilendi. E, yürürlükten kalkan Türk Petrol Kanunu'nun içerisinde vergiyle ilgili üç önemli madde vardı. Yeni kanun içerisinde de bu üç maddenin büyük ölçüde korunduğu gözüküyor. Karın tespitiyle ilgili, vergilemesiyle ilgili düzenlemeler bunlar. Eski kanunda olduğu gibi yeni kanunda da petrol faaliyetiyle uğraşanların kazançları üzerinden hesaplanacak vergi yükü belli bir oranla sınırlanmıştı %55'te. Yeni kanunda da aynı oranın korunduğu gözüküyor. Aslında %55 biraz da yüksek. Kurum kazançları üzerindeki vergi yükünün şu anda %34-35 civarında olduğunu düşünürsek %55 tavanına yükselmesi olana çok fazla olasılığı çok fazla yok. Ancak yine de o garantinin bu alanda faaliyet gösterenler için verilmeye devam edildiği gözüküyor. Bunun yanında yeni bir düzenleme de eklenmiş söz konusu maddeye. Şu anda Bakanlar Kurulu kararıyla petrol arama faaliyetlerinde serbest meslek kazançları üzerinden hesaplanan stopajda dikkat alınan oran %5. %5 oranı şimdi Bakanlar Kurulu kararında yer alan oran aynen konulara kanuna konmuş. Şu an itibariyle bunun herhangi bir sonucu yok. Ancak Bakanlar Kurulu'nun yeni bir kararla %5 oranını artırması durumunda ...bu alanda faaliyet gösterenler yine %5 üzerinden vergi ödemeye devam edecekler. Onlara sağlanmış önemli bir avantaj gibi gözüküyor. 2013 yılında yine çok önemli bir düzenleme oldu. Sat geri kiralamada çeşitli vergi istinaları geldi. Bunun ilk düzenlemeleri aslında 2012 yılında yapılmıştı. Finansal kiralama kanununda sat geri kirala düzenlemesi yapılmıştı. Sat geri kirala uygulamasında... Damga vergisi ve harç istisnası o kanun içerisinde 2012 yıl, yılında yer almıştı. 2013 yılında yapılan bir düzenleme ile sat geri kiralamada e, hem kurumlar vergisi istisnası hem de katma değer vergisi istisnası getirilmiş oldu. E, taşınmazların finansal kiralama şirketine geri kiralama amacıyla ve sürenin bitiminde e, sözleşme süresinin bitiminde geri almak şartıyla yapılan satışlarda satıştan doğan kazançlar katma, e, kurumlar vergisinden istisna olacak bu teslimler için de katma değer vergisi uygulanmayacak. Bu işlemler evet. vergiden istisna olacak. 2013 yılında Türk Ticaret Kanunu'nda da iki değişiklik oldu. Çok önemli değişiklikler değil ama geniş kesimleri ilgilendirdiği için bir iki cümleyle söylemekte yarar olabilir. Birincisi bağımsız denetim kapsamında olmayan şirketlere zorunlu denetim getirildi. İkincisi de yıl sonu kapanış tasdikleri, de, yasal defterlerin değiştirilmiş oldu. Yevmiye defterinin e, tasdik süresi e, izleyen yılın 3. ayından 6. ayın sonuna uzatıldı. Yönetim kurulu karar defterinin e, tasdik süresi de yine e, izleyen yılın 3. ayından izleyen yılın 1. ayının sonuna kadar yapılmak üzere değiştirildi. E, 2013 yılında RG ile ilgili de e, küçük bir değişiklik oldu. ARGE e, yapan işletmeler açısından aslında önemli bir değişiklik 2013 yılında yürürlükte bulunan mevzuata göre ARGE faaliyetinde çalıştırılan personelin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi tahakkuk ettiriliyor sonra terkin ediliyor. Dolayısıyla bu avantaj işverenin kasasında kalmış oluyor. 2013 yılında eğer yeni bir yasal düzenleme yapılmasaydı bu uygulama değişecekti. ARGE personeline ödenen ücretler gelir vergisinden istina olacaktı. Terkin müessesesi istina müessesesi haline dönüşecekti. Bunun anlamı işverende olan vergi tasarruf olanağının e, işçiye aktarılmasıydı, çalışana aktarılmasıydı. E, yapılan bir yasal düzenleme ile terkin uygulamasının 2023 yıl, yılı sonuna kadar e, devam etmesi öngörüldü. Dolayısıyla 2014'ten itibaren bu yasal düzenleme çerçevesinde yine ARGE personeli çalıştırılmasından kaynaklanan gelir vergisi stopaj avantajı e, işverenin nezdinde kalmaya devam edecek. E, son söyleyebileceğimiz 2013 yılında yapılan düzenlemelerde edeflerle, e-fatura ile ilgili çok sayıda düzenleme yapıldı. Zorunluluk kapsamında uygulama oldukça genişletildi. E-arşiv ile ilgili bir tebliğ taslağı yayınlandı. Geniş kesimleri ilgilendirecek ve e-ödeme ile ilgili çalışmalarda devam etti. Şimdi elbette vergicilerin bu işleri izleyenlerin 2014 yılında yapılacak düzenlemelerle bizi nelerin beklediği ile ilgili çok sayıda tahminleri, öngörüleri var. Elbette bizim de var. Ancak ben bu kişisel öngörülerimizden bahsetmeyeceğim. Kamu, kamu kurumları tarafından, otoriteler tarafından yayınlanmış çeşitli dokümanlarda yer alan 2014 düzenlemelerine ilişkin konuları özetlemeye çalışacağım başvuracağım dokümanlar içerisinde de en başta 10. 10. 5 yıllık kalkınma planı gelecek. Orta vadeli mali program olacak ve sadece 2014 bu iki dokümanın 2014 uygulamalarına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı, takvimin yer aldığı 2014 programı var. Bu programda yer alan bilgilerden hareketle bir öngörü yapmaya çalışacağım. Bu çerçevede 2014 yılında yapılmasını beklediğimiz düzenleme olarak vergisi kanunun yeniden yazılmasını bekliyoruz. Gelir vergisi tasarısında olduğu gibi 2014 yılında da yeni bir tasarıyla karşılaşacağımızı bekliyoruz. Mükellef hizmetlerinin etkinleştirilmesiyle ilgili otoritenin uzun süredir yapılan çalışmaları var. Bunların bir noktaya gelmesini bekliyoruz. KD, KDV ikinci mevzuatının yeniden yapılmasını, baştan yeniden yazılmasını bekliyoruz. ARGE teşvikleri ile ilgili önemli gelişmeler bekliyoruz. Özellikle teşviklerin artırılacağı, daha etkin bir yapıya kavuşturulacağı e, düzenlemeler bekliyoruz. Yine istihdam teşvikleri ile ilgili bütüncül yapının korunmasına yönelik yine mevzuatı baştan e, yazımını sağlayacak düzenlemeler bekliyoruz. E, sosyal güvenlik kurumuna olan borçlar için e, Borçluları bekleyen bir tehlike var. Ehacizle ilgili e takip ve tahsilin ehacizle yapılabildiği bir uygulamanın başlatılmasını bekliyoruz. Bir süre önce zaten anons edilmişti. 2014 yılında vergi sulh kanununun Yeni baştan yazılmasını ve meclise sevk edilmesini bekliyoruz. Elbette takvimle ilgili şu anda bir tahmin yapmak zor. Ne zaman e, bu çalışmalar tamamlanacak, ne zaman meclise intikal edecek, bu tahminleri yapmak zor. E, ancak bir süredir e, Maliye Bakanlığı konu üzerinde çalışıyor. Veri konseyi birkaç yıl önce e, kendi taslağını yapıp Maliye Bakanlığı'na sunmuştu. Şimdi e, o tarihten bugüne kadar e, diğer yasal düzenlemelerde meydana gelen değişikleri de dikkat alarak Veri Konseyi tekrar çalışıyor. Özellikle Türk Ticaret Kanunu'nda yasal defter ve belgelerle ilgili yapılan değişiklikler nedeniyle vergi konseyinin bu taslağı yeniden gözden geçirmesi gerekiyor. Bu çalışmayı şu anda vergi konseyi yapıyor. Maliye Bakanlığı geçtiğimiz haftalarda belli başlı STK'lara birer yazı göndererek vergi su kanunun yeniden yazılma çalışmalarının devam ettiğini, bu çerçevede varsa görüşlerini kendisine bildirilmesini istedi. STK'lar TOB olsun, TÜSİAD olsun, YASED olsun, TIM olsun şu anda vergi usul ile ilgili çalışmalarını yapıyorlar. Görüşlerini belirlemeye çalışıyorlar. önümüzdeki süre içerisinde bu görüşlerin Maliye Bakanı'nda konsolide olacağını ve çalışmaların belli bir aşamaya geleceğini tahmin ediyoruz. bizim tahminimiz vergi usul kanununun bazı maddelerinin tekrar yazılması şeklinde bir çalışma olmayacağı. Kanunun bütünüyle değiştirilmesine dönük bir çalışma içerisinde olunacağı şeklinde bu kapsamda da özellikle iki konuda çalışmaların yoğunlaşacağını düşünüyoruz. Bunlardan birincisi cezalarla ilgili, ikincisi de vergi kanunun değerleme ile ilgili düzenlemeleri. Vergi kanunun değerleme ile ilgili düzenlemelerinde çalışmalar esas olarak değerleme hükümlerinin uluslararası muhasebe standartlarına yaklaştırılması felsefesi çerçevesinde yürüyor. Olabildiğince değerleme hükümlerini hem Maliye Bakanlığı, bizim tahminimiz, hem de özel sektör kuruluşları, vergi konseyi olabildiğince iki değerleme yönteminin birbirine yakın olmasını istiyor. Elbette ki değerleme ölçüsünün tek olması söz konusu değil. Vergisi Kanunun değerleme hükümlerinin uluslararası muhasebe standartlarıyla eşleştirilmesi söz konusu değil. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu şekilde bir uygulama yok. Ancak olabildiğince iki değerleme hükümlerinin, birbirine yaklaştırılması e, uygulamacılar için e, iş adamları için oldukça önemli. Cezalarla ilgili e, bizim kanaatimiz Maliye Bakanlığı'nın şu anda mevcut ceza hükümlerinin çok da e, caydırıcı olmadığı şeklinde ve daha caydırıcı bir ceza sistemi nasıl kurabiliriz diye bir çalışma var. Elbette aynı çalışmanın e, özel sektör boyutunda da e, başka boyutlarıyla e, elbette çalışıldığını biliyoruz. Müzik Biliyorsunuz 2008-2009 yılından beri ARGE teşvikleriyle ilgili çok gelişmeler oldu. Daha doğrusu bütün teknoloji teşvikleriyle ilgili gelişmeler oldu. ARGE'de olsun, teknoparklardaki yürütülen faaliyetlerle ilgili olsun etkin vergi teşvikleri geldi. Ancak bu teşviklerin çok da fazla hedefe yaklaşılmasında etkin olmadığı gözüküyor. 2013 yılı için belirlenen gayri safi yurt içi hasılanın %2'si kadar ARGE harcaması yapılması amacına hiçbir şekilde yaklaşılmadığı gözüküyor. Yeni bir önlem alınmaması halinde 2023 hedefi olan %3 hedefine de hiçbir şekilde yaklaşılmayacağı anlaşılıyor. Bu nedenlerle kamu tarafından başlayan bir çalışma içinde olunduğunu görüyoruz. 2023 hedeflerinin tutturulması, ARGE ile ilgili hedeflere biraz yaklaşılabilmesi için nelerin değişmesi gerektiğine ilişkin bir çalışma var. Bu çerçevede öyle tahmin ediyoruz ki bütün ARGE teşvik mevzuatı, bütün teknoloji teşvikleriyle ilgili mevzuat elden geçiriliyor. Özellikle COBİ'lerin ARGE teşviklerinin daha etkinleştirilmesi boyutunda çalışmalar var. Bunun dışında ARGE ile ilgili çok sayıda kamu kurumu uygulama yapıyor. Bu kurumlar arasında ciddi uygulama farkları var. Bu farkların giderilmesine ilişkin yine yapılan çalışmalar var. İstihdamla ilgili de son 5-6 yılda çok ciddi düzenlemeler yapıldı. Ancak bu düzenlemeler parça parça yürürlüğe girdi. Bütüncül bir yapıda değil şu anda. Farklı uygulamaları, farklı amaçları içeriyor. Bildiğim kadarıyla 20'ye yakın farklı istihdam teşvikleriyle ilgili uygulamalar var. Bu parçalı yapının bütünleştirilmesi, sadeleştirilmesi, daha etkin bir yapıya kavuşturulması ilkelerinin felsefesinin yeniden gözden geçirilmesi için bir süredir bir çalışma var. 2014 yılında bu çalışmaların tamamlanmasını, istihdam teşvikleriyle ilgili politikanın yeniden belirlenmesini, daha sade, basit, uygulanabilir, etkin bir istihdam teşvikleri paketine ulaşılmasını amaçlanacağını tahmin ediyorum. Müzik e ve e-fatura uygulamaları ile ilgili belirli bir noktaya gelindi. Şu an itibariyle 7000'i aşkın mükellef e-fatura uygulamasının kapsamına girmiş durumda. İçinde bulunduğumuz ayın sonuna kadar da bu sayının 20.000'i geçmesi bekleniyor. Elbette çalışmalar bu aşamada kalmayacak. 2014 yılında bu sayıların çok daha fazla olduğunu göreceğiz. E-fatura uygulaması kapsamının, oldukça genişleteceğini göreceğiz. Bazı mükellef kitlelerinin yine zorunlu olarak e-fatura uygulaması kapsamına alınacağını 2014 yılında göreceğiz. E-defterle ilgili uygulama önemli bir boyuta henüz taşınmış değil. 2014 yılı sonuna kadar yine 20 bin civarındaki en azından 20 bin civarındaki mükellefin edefter uygulaması kapsamına alınacağını tahmin ediyoruz. E-arşivle ilgili bir genel tebliğ taslağı yayınlanmış durumda. Birkaç gün içerisinde bu tebliğ taslağının resmi gazete yayınlanacağını ve tebliğ haline geleceğini düşünüyoruz. E-Arşiv tebliğinin uygulamaya girmesiyle birlikte e-fatura uygulamasının geniş kesimlere yayılacağını düşünüyoruz. Tüketicilere artık elektronik fatura düzenleneceğini anlıyoruz. Bunun dışında arşivlemenin de yine elektronik ortamda yapılabileceği bir yapıya geçileceğini anlıyoruz. Yine 2014 yılı başından itibaren seyyar EFT post cihazları uygulamasının zorunlu olarak uygulamaya geçmiş olacağını göreceğiz. Takvim bir süre önce başlamıştı. Bu yılın sonuna kadar seyyar EFT post cihazı kullananların yeni nesil EFT post cihazlarını önümüzdeki yıl başında kullanmaya başlayacaklarını görüyoruz. Bu alanlarla ilgili yeni düzenlemelerin, yeni açıklamaların sıklıkla yapılacağını bekleyebiliriz. Ee, az önce söylediğim e, dokümanlarda gerek kalkınma planında olsun, gerek orta vadeli programında, gerek 2014 yılı programında olsun herhangi bir eylem planının olmadığını görüyoruz. Öyle tahmin ediyorum e, o dokümanların düzenlendiği, yayınlandığı sırada gelir vergisi tasarısının 2013 yılı sonuna kadar yasama sürecini tamamlaması ve yürürlüğe girmesi bekleniyordu ancak pratikte böyle olmadı. Bir süre önce Türkiye Büyük Millet Meclisine tasarı gitti. Plan Bütçe Komisyonu'nun gündemine girdi. Ancak orada bir ilerleme olmadığını görüyoruz. İlgili dokümanlara girmedi. Ancak bu tasarının 2014 yılına kalacağı anlaşılıyor. 2014 yılında da eğer hükümetin farklı bir tercihi olmazsa yasama sürecinin sürecinin devam edeceğini, sürecin tamamlanmasına bağlı olarak da yürürlük tarihinin değişeceğini tahmin ediyoruz. Ee, az önce 2014 yılı düzenlemeleriyle ilgili beklentilerimizi söylerken çeşitli dokümanlara atıf yaptım. O dokümanların içerisinde yoik eylem planı yoktu. Yatırım ortamının iyileştirilmesi koordinasyon kurulu yıllardır vergiyle ilgili planlamalar yapıyor, eylem planları hazırlıyor. Bu eylem planlarının hayata geçirilmesi konusunda da son derece başarılı bir çalışma yürütüyor. Geçtiğimiz yıllarla ilgili değerlendirmeler YOİK eylem planının %90'ın üzerinde başarıyla hayata geçtiğini söylüyor. Şu anda YÖK eylem planının içerisinde az önce söylediğim konuların bir kısmı var ama onun dışında da bir iki konu var. Onları da değinerek programı sonlandırabiliriz. Şu anda YÖK eylem planının içerisinde geniş kesimleri etkile, etkileyebilecek bir iki tane düzenlemeler düzenleme var. Onun bir tanesi damga ve harç uygulamaları ile ilgili. Özellikle damga vergisinde sözleşmeler üzerinden hesaplanan damga vergisinin kaldırılabilirliğinin araştırılması şeklinde bir çalışma var. Bunun sonucunda eğer bütçe olanakları e, izin verirse e, en azından belli bazı dokümanlar üzerindeki, sözleşmeler üzerindeki damga vergisini ve bazı işlemler üzerindeki harçların e, azaltılması ya da ortadan kaldırılması söz konusu olabilir. E, bunun dışında e, 2013 düzenlemeleri diye sayıyorken çok üzerinde durmadık ama çok önemli bir düzenleme daha vardı. 2013 yılında Vergüsü Kanunu'nun 153. maddesinin arkasından gelmek üzere bir madde eklendi. 153A maddesi. Bu madde çok uzun bir madde. 2,5-3 sayfalık bir madde. Büyük ölçüde naylon fatura organizasyonu yapmak için kurulmuş şirketleri, bu faaliyetleri yapanları ilgilendiren bir düzenleme. Fakat bunun içerisinde küçücük bir paragrafta, 3,5 satırlık bir paragrafta geniş kesimleri etkilen bir düzenleme daha var. O düzenleme e, diyor ki vergi su kanunun 359. maddesinde sayılan fiillerden herhangi birini işlediği tespit edilenlerin bu tespit kesinleşmesi durumunda fiilin işlendiği tarihten itibaren 6 yıl altı e, yıl süreyle hiçbir teşvikten yararlanamayacaklarını söyleyen bir düzenleme var. Bu düzenleme çok önemli. E, aslında burada çok önemli bir hukuksal sorun da var. Burada e, ifade edilen suçla e, ceza arasında bir orantı da yok. Eee çok ağır sonuçlar doğurması da mümkün. Örnek vermek gerekirse çok büyük bir işletmenin çok küçük bir örneğin nakliye faturasının sahte çıkması durumunda faturanın büyüklüğüne bakılmaksızın bu işletmenin 6 yıl süreyle bütün vergi teşviklerini kaybetmesi gibi bir olasılık ortaya çıkıyor. Geniş ARGE teşviklerinden, geniş yatırım indirimi teşviklerinden yararlananlar, yararlanan çok büyük işletmeler için çok ciddi bir sorun var burada. Göğük Eylem Planı'nın eylemlerinden bir tanesi bu maddenin tekrar gözden geçirilmesi ee, söylediğim e, suçla orantılı olmayan cezanın e, daha suçla orantılı ve hakkaniyete uygun bir hale getirilmesi şeklinde bir eylem planı var. Bu e, en acil eylemlerden bir tanesi olarak hayata geçecek gibi gözüküyor. E, aslında e, 2013 yılıyla ilgili e, yapılan çok düzenlemeler var. Eee bir programın içerisinde ancak bu kadarını sıkıştırmak olası. 2014 yılında da yapılmasını beklediğimiz çok düzenleme var. Yine en azından 7-8 tane yasal düzenlemenin olacağını, çok sayıda tebliğin, sirkülerin bizi, iş adamlarını, meslek elemanlarını beklediğini şimdiden söylemek mümkün. İş karartıcı bir tablo çizmiş olabiliriz. Bizleri işlerin çok yoğun olarak beklediğiyle ilgili. Ancak biz bu mesleği seçmekle zaten bu ortamda olacağımızı biliyorduk. Çok da artık şikayet eder duruma gelmedik. Önümüzdeki yılda ilk programı yapacağız. Ben bu karamsar tablonun üzerine çok söyleyebileceğim bir şey yok ama bütün vergi mükelleflerine, bütün meslek elemanlarına, bütün meslektaşlara iyi bir 2014 yılı diliyorum. Az mevzuat değişikliği olan, daha sade mevzuatı olan uygulamalarla karşılaşmayı umuyorum. Herkese tekrar iyi seneler.